23 yaşına geldiğinde Şeyhi Osman Fazlı Efendi kendisine icazet vererek Üsküp'e halife tayin etti. Celvetiye tarikatı ki Üftade Hazretleri'nin yoludur, onun halifesi olma sıfatıyla vaaz ve irşat faaliyetlerine başlamış oldu. 23 yaşında halife oldu yani. 24 yaşındayken Üsküp'ün ileri gelenlerinden Şeyh Mustafa Uşşakî'nin kızı Afife Hanım ile evlendiler. İlk eserini, kitabını burada verdi. Üsküp müftüsü ve yöneticilerinde dine aykırı davranışlar görünce onları uyardı. Ancak onu şikayet ettiler. Hocası onu Köprülü'ye aldı. O civarın halkı İsmail Hakkı Hazretleri'nin müftü olmasını istediler. Lakin hocaları müftü takva ehli olur fakat takva ehli müftü olmaz diyerek isteklerini reddettiler. İsmail Hakkı Hazretleri eğitim gördüğü kitapları kendi el yazısıyla yazarak derslerini çalışırdı. Bir de hocalarından dinlediklerini harfi harfine kaydederdi. Bu usul bugün kimsenin tatbik etmediği bir usul haline gelmiştir. Yazarak çalışmanın faydaları konusunda Hazreti Ali bir defa yazmak 10 defa okumaktır diyerek noktayı koymuştur. Yahudilerin Tevrat'ı ömürlerinde bir kere yazdıklarını okumuştum. Acaba bizde kaç kişi kendi el yazısıyla Kur'an-ı Kerim'i yazmıştır? Her sahada olduğu gibi eğitim ve kültür telakkimizdeki çöküşün ihyası için daha neler nelere ihtiyacımız olduğunu buradan anlıyoruz. Şeyh Osman Fazlı Efendi'nin onu halife seçmesi bahsinde hocasının "Senin istidadın gelmiş" diyerek Fatiha'yı nefyetmesi ile başlar. Onu diğer müritleri gibi sıkı riyazete bırakmadı. Zira senin halvet ve riyazata ihtiyacın yoktur. Çünkü sen onlar olmadan diğerlerinin riyazet ile ulaştıklarına ulaşmışsın buyururdu. Üzerinde mütehassıslaştığı eserleri zikretmeden olmaz. Bugünkü ilim adamı taslaklarının seviyelerini belirtmesi açısından ölçü olsun. Tecvitte Şeyh Muhammed Kurra Efendi, hat ilminde Hafız Osman Efendi, sarf ilminde Eşşafiye, nahiv ilminde Elkafiye, fıkıhtan El-Mutekai, akaidde Taftazani'nin Şerhul Akaidini, fıkıh usulünde Şerhul Menar'ı, tefsirde Kadı-i Beydavi'yi, mantık ilminde nice eserleri üstteki eserleriyle beraber tamamen ezberleyerek öğrenmiştir. Mevlana Hazretlerinin Mesnevi Şerifini, Fih-i Mafihini, Sadi Şirazi'nin Bostan Gülistanını, Kaşifi'nin tefsirini, Mevlana Camii'nin divanını, Baharistanını, Kemal Paşazade'nin Nigaristanını, nice manzum ve mensur ebedi eserleri okumuş ezberlemiştir. Usturumca halkı onu hocasından ısrarla istediği için 1682 tarihinde 29 yaşında Usturumca'ya gönderildi. Burada 3 yıl kaldı. Bu sırada ailesinin Üsküp'e dönme isteğinin kendisine nasıl üzdüğünü şöyle anlatır. Hayatta aile eş ile müptela olmaktan daha şiddetli bir şeyin olmadığını ancak bu iptilanın diğer sıkıntıları insana unutturduğunu söylemiştir. 33 yaşında Mayıs 1685 Cumartesi günü Bursa'ya ulaştı.